Evet, eklem kireçlenmesiyle devam edelim dilerseniz. Eklem kireçlenmesi aslında eklem kireçlenmiyor. Eklem keşke kireçlense ne olur? Sağlamlaşır. Kireç ne demek? Kalsiyum demek. Eklemler, kemikler, kıkırdaklar kireçlense yani kalsiyum oranı yükselse eklem kireçlenmesi kilim olarak yanlış. Eklemler güçleniyor demek. Kireç. Yani kalsiyum yoğunlaşması demek. Kireçlenme bu. Ve burada tabir yanlış kullanılıyor. Eklem kireçlenmesi aslında eklemde kireç azalması demek gerekir. Kireç diye bir şey yok da yani kalsiyum azalması demek gerekir. Kalsiyum eksikliği, kalsiyum yetersizliği kelime yanlış kullanılıyor ama yerleşik bir kelime olduğu için artık kelime yerleşmiş olduğu için bunu tabii ki kaldırıp atamayız. Kullanılan bir kelime. Şimdi kişinin kalça kemiği yani uyluk kemiği femur denir. Femur başı. Uyluk kemiğinin baş tarafı leğen kemiğiyle o birleştiği yerde böyle ayna gibidir. Bunun etrafını saran bu leğen kemiğiyle uyluk kemiğinin başının bu leğen kemiğine girdiği yer bir büyük bir kıkırdak var. Eklem kemiğiyle uyluk kemiğinin başıyla kıkırdak kısmıyla leğen kemiğinin yatağı arasında sinovial sıvı var. Eklem sıvısı. Jel gibi ince bir kapsül içerisinde. Şimdi romatizmayla eklem kireçlenmesi başlangıç, hastalığın başlangıcı farklı olabilir. Fakat hastalık ilerledikçe ne olur? Aynıdır. Yani kireçlenme, romatizma birbirine karışır gider. Şimdi buradaki çok hassas uyluk kemiğinin başı veyahut da femur kemiği, femur başı buradaki ayna gibi olan kıkırdak üzerindeki kemik yapısı, dokusu bozulur. Yavaş yavaş burada kemik, kıkırdak erir kısmen. Bazı noktalarda biraz, bazı noktalarda az. Böyle erimeler, kırılmalar, dökülmeler. Burada girintili çıkıntılı bir kemik yapısı oluşur. Girintili çıkıntılı kemik yapısına ne denir? Kemik faresi. Kemik faresi olursa eklemde ne olur? Eğer bu eklemlerde birbirine dokuyu bağlayan baldırı yani uyluğu kalçaya bağlayan çok yoğun bir lif sistemi var, kas sistemi var, kirişler var, damar var, sinir var vesaire var da var. Burada ama bir anormallik ortaya çıkarsa fare kemiği denen çıkıntılı girintili kemik keskindir, keser. Sıkıştığı zaman oraya sinir damarı bile kesebilir. Femur başındaki bu kemik faresi denen girintili çıkıntılı kemik yani kemiğin tahribatı dokuyu zedeler. Bu nedenle kişi ne yapmaya başlar? Ağrı, sancı çekmemek için hareketini azaltır. Yavaş üstüne basmamaya çalışır, dikkat etmeye çalışır. Kemik ağrısı zamanla o bölgede ağrı, sancı nedeniyle hareketsizlik olur. Hareket etmedikçe, oynatmadıkça, yürümedikçe kaslar erimeye başlar. Eklemin etrafındaki kaslar eridikçe hareketsizlik, yetersizlik yavaş yavaş azar. Bir de dizde. Böyle bir durum var. Dizdeki eklem yıpranmasına, kıkırdakların yıpranmasına gonartroz, kalçadaki kıkırdak kemik yıpranmasına ise koks artroz denir. Şimdi bir hanımefendi yıllar önce Şişli'de oturuyor. Ben aradı dedi ki ya Mevlid'e çağırmışlar. Mevlid dinlemek için gitmiş. 35 yaşında genç bir kadın. Oturamamış. Eklemleri perişan, oturamıyor. Öğlene kadar zaten iş yerine gittiği zaman ona muhasebeci ayrı bir oda koymuşlar. Klimayı açsalar hastalanıyor. Cam açsalar hastalanıyor. Rüzgar açsa hastalanıyor. Yumuşak doku romatizması, eklem kireçlenmesi. Ona bir oda koymuşlar, ne yaparsan yap burada demişler. Çalışken bir bayan olduğu için kadını atamıyorlar da işte. İhtiyaçları var, işi biliyor. Fakat rüzgar etse hastalanıyor, cam açılsa hastalanıyor, klima açılamıyor. Aman kapıyı açma, aman şunu böyle orada bir odada özel duruyor.
kafeste gibi. Şimdi bunu Mevlid'e çağırmış, Mevlid'e gitmiş. Ha, oturamıyor. Hareket edemiyor ki çünkü. Demişler ki, niye oturmayın evladım? Hastayım. İyi sandalye getir, sandalye oturmuş. İşe gidip gelirken zorlanıyor. Bazen ağırlaştı mı yakınları götürüp getiriyor. Merdivenlere çıkmakta zorlanıyor. Dedi ki ne olacak benim bu halim? Problem yok. Her şeye bir çözüm var. Yeter ki çözümün ne olduğunu bilelim. Biz ona iksir aloverecek kemik çayı, enfeksiyon çayı, Harpago Forte, 40 kilit Forte ve ürünler gönderdik. Kullan. Kullandığı bayan 6 hafta sonra aradı beni, dedi ki neredeyim biliyor musunuz? Bilmiyorum, neredesiniz? Şile'de, Denizli'yim, sahildeyim. Dedim sen sokağa çıkamıyordun. Yani cam açamıyordun, kapıyı açamıyordun, anlattığına göre perişandı. Nasıl Şile'de sahildesin bu havada? Artık koşuyorum, yürümeyi boş ver. Koşuyorum, denize gidiyorum, soğuk sıcak hiçbir şey fark etmiyordu. İyi, başka? Adet görmüyormuş. Kaç yıldır aşırı ilaç kullanmakta adet görmeye başlamış. Dedi ki bunu soracağım, acaba sizce iyi mi kötü mü? İyi mi kötü mü olur mu? Adet görmüyor. Erken menopoza girmişsin, adet görüyorsun. Şükret ki adet görüyorsun. Adet görmesen ne olur? Yavaş yavaş kadınlık biter yani. Hayat biter.